Merhaba sevgili Başaklar. Selamlar sevgili Başaklar. Hoş geldiniz. Birinçokur Astroloji Merkezi'nin Kasım ayı yorumlarında siz Başak Burcu ile beraber Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan beraberiz. Neler var neler yok Demet Başak Burcu için? Evet sevgili Başaklar, bu ay yine tutulma var. Yılın son tutulmasını yaşayacağız. 3 Kasım'da 11 derece Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bu, evet, tutulma. Başakların 3. Evet. evinde olacak bu tutulma. Yakın çevre ilişkileri, kardeşleri, komşuları, yakın akrabalarını etkileyebilecek bazı durumlar oluşabilir. Bunun yanı sıra iletişimle ilgili hızlanmalar oluşabilir. Seyahatler, ticari hayatlarında hareketlilik, kendilerini ifade edebilecek bazı önemli fırsatlarla karşılaşabilirler. Yolculuk ve seyahat, evet, eğitimle ilgili bazı konuların fazlasıyla gündeme gelmesi Başak Burçları'nda bunları gösteriyor biliyor. Mahkemelerle ilgili keyifli haberler gelebiliyor ama Güneş-Satürn kavuşumunun aslında bazen doğum haritalarında Satürn'ün problemli olan Başak Burçları'nda da sıkıntı yaratacağını unutmamamız gerekiyor. Çünkü bu tutulma 3 Kasım genel anlamda Başak Burcu için iyi olsa bile Plüton'la, evet, Uranüs arasındaki kare 2015 Nisan'a kadar devam edecek, maddi ve ekonomik sıkıntılarından zaman zaman karşısında olduğunu gösteriyor. İnternetle ilgili iş yapanlar, evet, internet, iletişim, medya, radyo, televizyon, yayıncılıkla ilgili iş yapanlar da bence avantajlı etkiler var. Sen ne dersin? Orada tabii Mars'ın bir şekilde destekliyor olması, Başak Burcu'nda Mars şu sıralarda tutulma sırasında da tutulma derecesini destekliyor. Bazı güzel haberler gelecek diye, evet, düşünüyorum. Evet. Ama o güzel haberlerin haricinde de kendi hayatları, kendi hayata bakış açılarıyla ilgili olumlu değerlerin de olacağı var. Mars'ın Başak Burcu'nda olduğu unutulmamalı. Evet. Mars'ın Başak Burcu'nda olduğu gerçeği söylemek gerekirse unutulmamalı. Çünkü Mars Başak Burcu'nda mesela girdikleri ihalelerde kazanç sağlarlar. Daha, hı, dominant ve daha güçlü bir döngüye girerler. Evet. Ve daha kuvvetli bir şekilde hayatı yönlendirebilirler. Başakların motivasyonları tam aslında. Evet. Eğitim için, seyahat için, yolculuk için, kısa vadeli iletişimler için, hı hı, otomobil almak veya bununla ilgili yapılara girebilmek için çok sıkı bir motivasyonları var. O motivasyonları yüksek bir şekilde kullanmaları lazım. Mesela baktığımızda burada 12 Kasım Güneş Üçgen Jüpiter'e de bir destek verecek Başak. Ben öyle düşünüyorum. Evet, Güneş'in Akrep Burcu'ndaki Güneş'le Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'in üçgen açısı 12 Kasım'da Başaklar için de destekleyici. Özellikle iş hayatları, işten gelebilecek gelirler, ortaklaşa işler, ticaretle ilgili faaliyetler. Ticari faaliyetlerde artış olacak ve bu ticari faaliyetteki ortak gelirlerdeki artış daha da keyifli bir noktaya gelecek. Çünkü Jüpiter iyi bir durumda Başak için. Evet, destekliyor şu sıralar. Şöyle baktığımızda Jüpiter gerçekten iyi bir durumda ve kuvvetli bir durumda. 11. evden arkadaşlardan, evet, destek alabiliyor. Evet. Sosyal çevreden, evet, destek alabiliyor. Satürn, Neptün. Önemli bir iş ortaklığı olabilir. Ama bazı iş ortaklıklarında da böyle sabun kapıyı gibi kayan insanlarla karşılaşıyor. Evet, Neptün Başak, etkisi var. Neptün etkisi. Onlardan uzak durmalı. 17 Kasım'da ciddi bir dolunayımız var. Boğa burcu dolunayı ne dersin? Başak için çocuk, aşk. Dolunaydan önce Venüs Oğlak Burcu'na geçecek. Yine Başaklar için Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki konumu özellikle duygusal hayat, çocuklarla ilgili konular için bu süreçte destekleyici olabilir. Evet. Boğa Burcu Dolunay'ı da tabii Başaklar için aslında destekleyici bir dolunay. Keyifli bir dolunay. Evet. Yani aslında Kasım ortasında kimse tatil matili, evet, yapmaz ama belki küçük bir kış tatili, birkaç gün kafayı, evet, dinlemek. Bir seyahat olabilir. Küçük şans oyunlarında başarı, ne dersin? Olabilir ya da yurt dışı ile ilgili işler, yabancılarla olan ilgili işler veya hukukla ilgili bir işte sonuçlanma olabilir. Artık 9. ev, 3. ev kasbı üzerinden 5'ten ve 11'den geldiği için hukukçu bir arkadaşın, evet, yardımı da olabiliyor. Evet. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse. Şimdi bu 19 Kasım'da Merkür Üçgen Şiron var. Bu ilginç. Merkür Başak'ın yöneticisi Merkür Şiron. Şiron balıkta olduğu, evet, için, evet, evet, belki birlikte olduğu insanla ilgili bazı başakları etkileyecek bu. Bir mesela 17, 18, 19, 20 Eylül civarında doğanları çok etkileyecek bir yapı. Bazı başak burçlarında eşleriyle ilgili uzun zamandan beri veya iş ortaklarıyla ilgili uzun zamandan beri devam eden bir problemin de çözümü anlamına geliyor. Çözümü, evet. Bir böyle, sorunun çözümü. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na giriyor. Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Artık biraz daha evde zaman daha fazla geçirebilirler. Evet. O süreç, bir aylık bir süreçte evde zaman geçirme, evle ilgilenme, aileyle ilgilenme, evde misafir ağırlama gibi durumlar
yoğunlaşabilir. Ev hayatı, aile hayatıyla ilgili destekler var. Bir de 30 Kasım çok önemli. Güneş üçgen Uranüs. Yani mesela burada Yay ve Koç'ta değer var. Evet. Yay ve Koç'ta bazı değerler var. Yay ve Koç'taki değerler maddi konularda aileden gelebilecek bir desteği temsil eder 30 Kasım. Veya ailenin büyümesi, aile içinde bir çocuğun olmasını gösterebilir. Sevgili Başak, iyi bir döneme giriyorsun. Detaylar için haftalık burç yorumlarına Facebook'taki burç durma app'lerinden ne yapabilirler? Yorabilirler, görebilirler. Gerçeği söylemek gerekirse şu Başak Burcu'nun Kasım ayında bazı fırsatlarla karşılaşacağını görüyoruz. Bu fırsatları kaçırmayın. Sevgiler, aloha. Hoşçakalın. Bye.